Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun internet medyası ve haberciliği çalıştayında önemli açıklamalar yaptı. Altun çevrim içi yapılan oturumda internet teknolojisindeki gelişmelerin kitle iletişimine de yeni boyut kazandırdığını belirtirken Televizyon İşverenleri Sendikası Genel Başkanı ve Kanal ve Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya da siyasetin ve ekonominin yerelden başladığına vurgu yaparak yerel medyanın sorunlarını değindi. İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun, ilgilileriyle çevrim içi düzenlenen internet medyası ve haberciliği çalıştayında çok önemli açıklamalar yaptı. Birçok alanda her geçen gün kamuoyu tarafından daha fazla kullanılan internet teknolojileri hiç kuşkusuz haberciliğin de ayrılmaz bir parçası haline aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen internet medyası ve haberciliği çalıştayına İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun'un yanı sıra RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Basın İlan Kurumu İlan Hizmet Müdürü İdris Cam, Televizyon İşverenleri Sendikası Genel Başkanı ve Kanal ve Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya'nın yanı sıra ulusal televizyon kanalları, haber ajansları ve internet yayını yapan siteleri temsilcileri, üniversitelerden temsilciler katıldı. Fahrettin Altun'un gündeminde internet ortamında yapılan gerçek dışı haberler ve haberlerin hızlı bir şekilde yayılması vardı. Hakikatin çarpıtılmasının son örneğini geçtiğimiz birkaç günde Katarlılara Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi ve kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar başlıklı yalan haberlerde gördük. İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan ve tamamen yalan olan Katarlı öğrencilere sözde sınavsız tıp eğitimi başlıklı haberin kamuoyunu yanlış yönlendirme ve üniversite sınavına girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtma amacı taşıdığı çok açıktı. İnternetin doğası gereği bu yalan hızla yayıldı. Başka birçok internet sitesi bu provokatif içeriği olduğu gibi kopyalayıp kullandı. Ana muhalefetin genel başkanı da bu yalanın peşine takıldı, hatta bayraktarlığını yaptı. Haberin kesinlikle gerçek olmadığını ortaya koyduk hemen. Bunu ortaya koymamıza rağmen haberi yapan internet sitesi ancak 27 saat sonra döndü ve biz yanlış yapmışız, özür dileriz dedi. Dahası bizim haberimizi referans alarak açıklama yapanlardan da özür dileriz dedi. Fakat 27 saat geçmişti ve artık zaten algı operasyonu tamamlanmıştır. Toplantıda söz alan Televizyon İşverenleri Sendikası Başkanı ve Kanal ve Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, internet medyacılığının hızlı haber alma uğruna yıpratıcı bir özelliğinin olduğuna dikkat çekti. TV kanallarının vergi vermesine, uydu ücretlerini dolar üzerinden ödemesine rağmen internet medyasının böyle bir durumla karşı karşıya olmadığını da ifade etti. Genel başkanı olduğum Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası olarak üyelerimizin tamamının internet yayıncılığı da yapması ve birçoğunun yerel gazetelerle de sektöre hizmet vermesi nedeniyle tüm sorunların birbirlerine ilintili ve girift olduğunu söyleyebilirim. Televizyonlar ve gazeteler haberlerin doğruluğunu araştırma hassasiyeti gösterirken harcanması gereken zamanın internet yayıncılığın da hız olarak avantaja döndürmesinin tüm medyada yıpratıcı etkisinden kurtulmamız gerekiyor. Siyasetin ve ekonominin yerelden başladığı günümüzde her biri kendi yayın yaptığı ilde etik değerlere bağlı televizyon kanallarının üye olduğu Türkiye Televizyon İşverenler Sendikası olarak her platformda dile getirsek de tekrardan dile getirmekte bir mahsur görmüyorum. Uydu ücretlerini dolar üzerinden ödememiz, devletten resmi ilan ya da resmi reklam alabilecek bir sisteme entegre edilemememiz ve buna benzer sorunlarımızın çözülmemesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İnternet yayıncılığı yapanların RTÜK'ten lisans alma zorunluluğu bulundurulduğunu belirten RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, yönetmeliğin BTK ile yapıldığını ve 2019 yılında lisanslama faaliyetlerinin başladığını söyledi. Bilindiği gibi RTÜK kanununda yapılan değişiklikten sonra internet üzerinden yapılan yayıncılık faaliyetleri de RTÜK denetimine ve regülasyonuna tabi kılındı. Bu ne demek?
Bu şu demek, eğer ki bir kuruluş yayıncılık faaliyetini internet üzerinden yapacaksa, televizyon, radyo veya isteğe bağlılık faaliyetini internet üzerinden yapacaksa, Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan lisans almak zorunda ve lisans almak için gereken idari ve mali şartları da yerine getirmek zorunda. Tabii bu 2018 yılında başlayan mevzuat çalışmaları, 2019 yılında çıkarılan yönetmelikle, BTK ile birlikte çıkarılan yönetmelikle ete kemiğe büründü ve 2019'un Eylül ayından itibaren de yoğun bir şekilde lisanslama faaliyetleri devam etti. Toplantının detayları Kanal V Haber Bülteni sonrasında ayrıntılı olarak ekranlara gelecek.